Bunları güzelce tuzlu yiyeceğiz. Yıkayacağız, tuzlayıp yiyeceğiz. Toplayıp bunların kavurmasını veyahut da böreğini yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oluyor böreği. Kökleri altında kalıyor, kesiyoruz. Seneye tekrar çıksın. Diken otu arkadaşlar, çok faydalı bunlarda. Bunları da toplayıp böreğini yapıyor. Her baharda birer sefer topluyorum bunlardan tazelerini. Şeker hastalığına çok iyi geliyormuş. Ben kendim de fark ediyorum. Bir rahatlama, dinçlik oluyor. Biraz diken var. İki tane poşetimiz var. Farklı farklı poşetlere koyuyoruz. Diken otları burada. Diğerinde de bunlar. Ayrı ayrı bölükler yapacağım. Bunun da kavurması, yemeği güzel oluyor. Ekşili ekşili. Ama az bizim bahçede bir kök çıkmış galiba. Tohum getirmiştim ben. Öbürlerinin arasına katacağım. Çok tazecik bunlar. Arkadaşlar, bahçemizde topladığımız diken otlarımızı yıkadık. Sirkeli suda beklettik. 4-5 defa da yıkadık bol suyla. Üç adet yeşil soğanımız var. Bunu doğruyoruz. Otumuzu şöyle iri iri birkaç parçaya bölüyoruz. Hafif de kavuracağız. Arkadaşlar, bahçemden topladığım otlarım, bu otun adı da kuşkuş otu diyorlar bizim oralarda. Kuş otu diyor bazıları, bazıları kuşa yağ diyor. Yöreden yöreye değişiyor. Bu şekilde böyle. Yaprakları. Bunlar da evelik
Labada da diyorlar bunlara. Bunlardan azdı onun için. Bu otların arasına koydum onları da. Evet. Eveliğin ekşimsi bir tadı oluyor, mayhoş. Bunun da yemeği çok güzel oluyor, bulgurlu. Bunları da kavuracağız pide için. Arkadaşlar burada 3-4 tane yeşil soğanımız var. Bir tane kırmızı biberimiz var. Bir baş soğanımız var. Bir tane de yeşil biberimiz var. Bunlarla yapacağız. Önce bunları ben doğrayacağım hepsini. Aşama aşama size göstereceğim yapılışını. Arkadaşlar tavamıza yağımızı döküyoruz. Sıvı yağımızı. Şimdi diğer otumuzu hazırlayacağız. Pidemizin içine. Doğradığımız bir baş soğan koyuyoruz. Soğanımız birazcık öldü arkadaşlar. Şimdi yeşil biberimizi, kırmızı biberimizi koyuyoruz. Biraz da onlarla kavuracağız. Daha sonra taze soğanımızı koyacağız. Otunu soldu bayağı kavruldu. Hafif gibi bırakacağız ki pidenin içerisinde de pişsin. Arkadaşlar şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Bir bardak ılık suyumuz var. Bir tatlı kaşığı kuru mayamız var. Onu döküyoruz. Bir bardak ılık suyumuzu döküyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bir 10 dakika kadar dinlendiriyoruz bunları. Bir bardak da ılık sütümüz var. Onu ilave ediyoruz. 10 dakika kadar dinlendirdik mayamızı. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım çay bardağı kadar diyeyim. Şu kadar da sıvı yağımız var. Bunu ilave ediyoruz. İki bardak unumuzu ilave ediyoruz. Dört buçuk su bardağı un yeterli oldu. Hamur kıvamını aldı. Bir 10 dakika kadar dinlendireceğiz hamurumuzu. Ondan sonra başlayacağız pidemizi yapmaya. Arkadaşlar içimiz soğudu. Tiken otu bu. Bunun üzerine bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Şimdi karıştırıyorum. Sulanmasın diye önceden tuzunu atmadık. Şimdi atıyorum. Şimdi pidemizi yapacağız.
10 dakika kadar dinlendirdik hamurumuzu. Yoğuracağız şimdi biraz. Üzerine pul biberi serpiyoruz. Şimdi fırına vereceğiz.